Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri çok ama çok özledim. Bugün size harika bir video çekeceğim. Videonun amacı babamın Actros tırı. Birincisi, tır gerçekten epeyce büyük, çok büyük bir tır. Eskisiyle kıyaslarsak gerçekten bayağı büyük. Rengi de diğerinden daha güzel. Hatta rengini gösterelim mi arkadaşlara? Olur. Rengini. Neredeydi? Şöyle rengini şuradan. Ya da aynadan da görebiliriz. Evet. Tırın en büyük, en belirgin özellikleri ne babacığım? Mesela arabanın neleri hoşuna gitti? Mesela şu çok hoşuma gitti. Türk bayrağı mı? Üçgen Türk bayrağı. Hangi yatakları var değil mi? Sen hani çok evet. Üstteki yatağı seviyorsun galiba değil mi? Evet, üstteki yatağı. Üstteki yatağın nasıl açıldığını gösterelim mi arkadaşlarına? Evet. Hadi gösterelim. Hangi tuşlara şurada basıyoruz? Bu ev, oradaki düğme. İkisini aynı anda basmamız gerekiyor değil mi? Evet. Sonra bir an kendiniz bırakıyor yatak ve böyle oluyor. Böyle güzel bir yatak oluyor değil mi? Size yukarı göstereyim. Göstermene gerek yok. Dağınık olabilir orası. Bu da siz balığınız mı? Evet. Kapat bakalım babacığım nasıl kapandığını göster arkadaşlara. Nasıl kapanıyor? Çok güzel, kendinden kapanıyor diyorsun. Evet. İki yatağı var değil mi tırınızın? Bir tane de burada var. Bir tane de yukarıda var. Evet, bir de şu var. Bu. Onu göster bakalım, o neymiş? Bu tırın bazen... İçini temizlemek için mi? Evet. Dur bakayım, şuraya takılmış olabilir. Heh. Buraya takıldı. Evet. Çok da çekme işte. İstersen uğraşmayalım şimdi onunla. Aha, tamam. Burada şekil de çıkıyor. Başka? Ne özellikleri var arabanın, biliyor musun özelliklerini? Evet, birkaç tanesini biliyorum. Aha. Mesela Sunroof mu? Sunroof, evet. Bu yalnız sunroof'u bunun şuradan elektrikli açılıyor. Evet, elektrikli açılıyor. Yani açmanıza gerek yok, elinize. Bu kadar açılıyor değil mi babacığım? Çok fazla açılmıyor galiba. Galiba. Çok da kurcalamıyorum. ben istersen... Şu var. O ne? Bazı arabalar böyle neydi? Nitro mu? Nitro. Hayır. Değil. Bu ADR özelliği taşıyan tırlarda olur bir tek. Evet. ADR ne demek istersen anlatayım. ADR yanıcı, yanıcı malzemeler taşıyan tırlara verilen bir şey. Yani yanıcı malzemeler ADR. Bunu açıyorsunuz, basıyorsunuz. Evet. Arabanın bütün elektrik sistemini kapatıyor değil mi? Elektrik sistemi kapanıyor. Yani o acil elektrik kapatma şalteri diyelim biz ona. Evet. Bir tek ADR'li arabalarda olur. Bu da koku. Şunlar ne babacığım? Bunları anlatalım. Yani şu tuş ne işe yarıyor? Ben anlatayım istersen. Bu evet, çok ağır yüklerde rampa falan çıkarken buna bastığınızda arabanın vites değişim oranlarını değiştirir. Bunlar ne babacığım, söyleyeyim mi? Bu lambalarımız. Çok piksel. Şöyle yapayım. Ama. Bu hepsini yakar. Bu kitap okuma lambası. Şunlar ambiyans lambası. Şuradaki bu da... aynalardan bahsedelim isterseniz. Ya bahsedelim. Ona boynuz ayna deniyor. Arabanın önünü görebiliyorsunuz bu aynada. Fark ettiyseniz. Şu arabadan. Ayna kaldırım aynası. Buradan lastiğin sağ ön tekerin nereye bastığını görebilirsiniz. Bu arabanın yan aynaları. Bu da kör nokta aynaları. Aynısının aynaları burada da var, iki tane gördüğünüz evet. gibi. Şu orada yok mu? Evet, o çünkü bir tane yeterli. Şu takometremiz, bu teybimiz, bu sunroof tuşumuz, şu webasto'muz. Webasto da klimanın tersine arabanın kışın evet. park araba halindeyken sıcaklığını Mercedes sağlar. Şey bu, arada. Bu yangın alarmı, far tuşları, şu düğme. Şey ne babacığım? Denize şey olunca, denize... Eğer batmaya başlıyor. O denize batmak değil. Şu tuş, buna diferansiyel kilidi denir. Bu arabanız çamurda batarsa, denizde değil. Ha. Çamurda batarsa bunu açtığınızda iki tekere aynı anda çekiş verir. O yüzden arabanız battığı yerden çıkar. Şu tuş, arabanız battı çıkamıyorsunuz. Buna bastığınızda arabanın ileri geri ivmelenmesini sağlayan tuş. Bu kruz kontrolü, arabada bunda kruz kontrol özelliği var şuradan. Yukarı çektiğinizde, aşağı indirdiğinizde kruz kontrol ayarlarsınız. Anahtar ne yerde?
Efendim? Anahtar. Anahtar şey yapıyorsun sonra çeviriyorsun. Araba kontak. O yer nerede? Şurası arabanın kontağı. Buradan açtığınızda göstergeler devreye girer. Aynen öyle. Onu biz yine elektrik kanalına bırakalım. Burasında bu kruz kontrolünün farkını ayarlıyor. Yani artı 6, 7 de. Mesela 90 ayarladınız. Ramp açarken yüzde kaç sapma yapabileceğine mesela 6 ya da 5 ya da 4. Mesela 4 dediniz. Araba en fazla 94'e kadar çıkıyor. 94'te fren kendisi otomatik fren yapıyor. Bu buzdolabı tuşu, bu klima tuşu, bu kabin kaldırma tuşu, bu yokuş kalkış desteği, bu otobüs modudur. Bunu açtığınızda, şuna bastığınızda arabanın önünü belli bir seviye yukarı kaldırır. Şu arka körükleri ve ön körükleri seviyeye alır. Bu ASR'yi kapatma tuşu. Çok ondan sonra tuşum var. Biraz hızlı anlatıyorum, evet haklısın. Şu ve imdat burada, tuşu. İmdat tuşu, evet. Başka? Burada. Buzdolabımız var. Evet, buzdolabımızı açıp gösterelim babacığım. Bir tane daha. Evet, biraz ağır değil mi? Evet, çok ağır. Şurası buzdolabımız. Evet, birazcık aha zor. Şunlar ne? Buzdolabının. Bunlar, ne kadar dolduracağını gösteren şeyler. Kapat babacığım. Şurası şey, ben buraya kahve koyuyorum. Kahvelerimi, çaylarımı koyuyorum. Altta iki tuşla ikiler olarak kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi çok bir şey koymadım daha. Yiyecekler. İşte biz gofret mofret koyduk ama normal işte fasulye, patates, soğan ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Evet. Şu ne işe yarıyor babacığım? Ne? Bu. Hı-hı. Bu. Bastır ona. Bastır. Evet. Bu mesela yukarıda ha çıkmak istiyorsunuz. Yatağa ha çıkacaksınız. Yukarı. Hı-hı. Ben buna buraya alırım. Yok. Bas ona. Bas. Oradan yukarı çıkabiliyorsunuz. Tabii Baran biraz zorlandı ama. Bu o işe yarıyor basamamız. Şuna basarak da kapatabiliyorsunuz. Kapat babacığım. Bas. Komple bas. Evet. Şurası da bir çekmecemiz. Şöyle açıyoruz. Biraz bu da çekmece dağınıklı. Biraz hassas geldi bana. Evet. Ama şunları anlatalım istersen babacığım. Bunlar da dolaplarımız. Kıyafetlerimizi koyuyoruz. Üç tane var. Şurası da işte. Burası da evrak dolabı falan. Evet. Şurada bir gözlerimiz var. İşte. Evet. Şurası bir göz. Bunlar telsiz ve şey öyle bir ilave gözler. Bir dolabımız da burada var. Ben buraya gözlüğümü koyuyorum. İşte burada da bir dolabımız şeklimiz, gözümüz var. İşte başka ne anlatmak istiyorsun babacığım? Ben bazı süsleri göstermek istiyorum. Göster bakalım. Mesela ben verseydim şu balık. Evet. Balık söyle bana ne yediğini gösteririm. Ondan sonra şu Arcturus yazısı var burada. Evet, onu ben çok kendim yapmıştım. Çok da parlak. Normalde yok, evet. Yok mu? Yok, ben yaptım. Burada bunun şu şeyleri yoktu. Hem de bunlar karton ve o cihaz bizim hem şeyimiz ne derler, hem iş emirlerini aldığımız cihaz hem de şey navigasyon cihazımız. Şunlar telefon aparatlarımız. Telefonları buraya takıyoruz. Ben bu bizim Einstein'ımız. Einstein. Türk bayrağımız falan da burada var. Aa, evet. Bu daha güzel. Hı-hı. Burada Samsun ya Spor yazıyor. Ha, baban Samsunlu biliyorsun. Sen de Samsunlusun. Koyuyoruz. Aha, bardaklık onlar. Burada bir tane daha Türk kalp şeyi var. Evet. Mercedes Benz markası. Evet. Mercedes Benz 1846 Actros. Ondan sonracığıma var mı başka tanıtacağım bir şey hatırla ilgili? Bu da var. Evet. Bu da çok komik görünüyor. Tırımız çok yüksek. Çok bunlar yüksek. Mega Space diye geçiyor. Mega kabin. Ekol tırı. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Burada da bir tane su var. Tazmanya canavarımız. Burada sıcak çok şey yok gibi. Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlarımıza ne diyoruz? Abone olun, like atın. Hatta beğen butonunu kırın. Kırın. Çökün beğen butonuna. Yeter ki abone olun, like olun. Bizi çok mutlu edersiniz. Abone ve like atarsınız. Görüşürüz. Herkese selamlar. Herkese selamlıyorum.